bırakıyorum bilerek. Yok, ben çok kısa benim onun için. Buyurun, buyurun hocam. Benimki çok kısa. Neden bir söylediğimi anlat bakalım. Çok kısa benimki. Ben Fenerbahçe defansının Martin Şkrtel oynasaydı, kart cezalısı. Kart cezalısı. Evet, Fenerbahçe defansının, bu defansının ve öndeki Mehmet Topal'la Cezok de Souza'nın birlikte Fenerbahçe'nin gol yemeyeceğini düşünüyordum ve maçı kazanıp geleceğini düşünüyordum hafta başında. Ama hafta başında tabii diğer maçta, bundan önceki hafta sarı kart gördüğü an eyvah dedim. Bundan önceki maç Gençler Birliği'ni 3-0 yendiğinde Fenerbahçe, Şkrtel sarı kartı gördüğünde eyvah dedim, haftaya Trabzon'da yok dedim maçı seyrederken. Ve o korkudan dolayı ve benim için çok önemli, Şkrtel benim için çok önemli, yani Fenerbahçe için çok önemli. Kayer'in de dengesi bozulacak yarın ve maalesef öyle tahmin ediyorum, benim hiç futbolculuğunu beğenmediğim, hatta Fenerbahçe'ye kim almış dediğim Neuchâtel oynayacak büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle Neuchâtel oynayacak. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin gol yememesi mucize olur. Ha, gol yer de iki tane atar mı? Van Persie de götürülmemiş sakatlığından dolayı. Sakatlığı sebebiyle. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin Trabzon deplasmanında iki gol birden bulabileceğine, yine nasıl oynayabileceğini düşünüyorum. Alper Petuk forvet arkası, forvet Fernando ama olur, Son mu olur. İkisi de kontratak oyuncusu Ahmet değil. Ahmet Hoca'nınki gelsin. Dolayısıyla iki gol bulacağına inanamıyorum. İnanamıyorum. Futbol mantığım hiç almıyor. Bir tane atar diye düşünüyorum. Gol yemezdi Şkrtel oynasaydı. Ama Martin Şkrtel'in olmaması bence Fenerbahçe için büyük kayıp olmuştur. 12 1-1 dedim. Evet. Ahmet Hocam, siz neden 1-1 dediniz? Şimdi bu tür maçları tahmini çok zor. Tabii ki Fenerbahçe Trabzon'dan kalite olarak, oyuncu kalitesi olarak daha önde bir takım ama Trabzon stada veda ediyor. Trabzonlu oyuncularda büyük sıkıntı var. Bir maçı kazanabilirlerse bütün geçmişi belli oranda unutabilirler. Seyirci baskısı olacak. Fenerbahçe deplasmanlarda iyi oynamıyor falan, böyle baktığım vakit berabere biteceğini düşünüyorum. Evet. Ya sana ne, niye sordun ki bunu? Hocam bir de son yıllarda Fenerbahçe Trabzon deplasmanlarında kazanıyor. Fenerbahçe'nin bariz üstünlüğü var Ertem. Var. Son yıllarda Fenerbahçe Trabzon'da hep diyor ki çok gergin ortam olacak. Tamam, ben durmam. Durmam. İlan aniden oluyor. Birdenbire. Oldu. Vallahi vücut rahatladı. Ben de sertleşiyorum. Sen şey oluyorum. Nasıl ya? Öyle bir şey yok. Yoga gibi bir şey bu beyler. Çok sevdim biliyor musun? Bu yoga gibi bir ben şey. Ben bunu çok sevdim biliyor musun? Bunu çok sevdim, rahatsızım susuyor. Çok sevdim, rahatsızım susuyor. Şahane. Ertem ne? Üç posta mı? Anlamadım. Ya. Gel dedi ya. Hayır abi. Yoga gibi bir şey bu. İnsan bu konsantrasyon işi vücutta bir rahatlama oluyor. 3 defa yapmadık mı bunu biz? Bu kadar bilmiyorum, ben saymadım. 3 oldu mu diyor. Donma işini 3 defa yapmadık mı bu akşam? Bunu hocam Amerika'da lisede Emily diye bir kız başlatmış arkadaşıyla. Bunu da biz 20 sene önce biz 1-2-3 tıpla başlatmıştık lise yıllarında. Bırak onu işte. Amerika'da bir kız. Amerika'da abi 20-30 sene önce ben başlatmışım. Hatta bak bir dakika. Bu lise yıllarında şey, çapkınlık şeyidir. Kim önce böyle göz göze bakacaksa, kim gülerse. Erkek. Çok büyük çöpçe tanıklar yapmışımdır ben. Tabii. Emily. Ya ne Emily'im be kardeşim. Emily, sen mahallede 1-2-3 tip oynamadın mı? Ayrı bir şey. Hadi. Hocam oynayalım, aynısı olacak. Ya biz bırakın bela, iyice şaşırdınız ya. Yok yani, oynasak aynısı olmayacak. Ne olacak? 1-2-3 tip duracağız. Sessiz film oynayalım mı? He? Sessiz film, ben birini tarif edeceğim, bulun bakalım. Kaç harfli onu söyleyeceğim. İşte 2 harfli mi? Birini tarif edeceğim, anlayın. Tam ama isim. Şey yap, kaç harfli, yabancı mı yerli mi, öyle bir şey tabii, de tabii, onlar var, hepsi var canım. Söyle işte. Söyle hadi başla ya. Bakalım. Ben, işte, en büyük uzman benimdir sessiz. Tabii tabii. Tabii yabancı mı? Yok. Konuşmak yok artık. İki kelime. İki kelime. Yani isim soyad. Evet. İsim soyad. Film değil mi? Yok hocam, insan. İnsan. İsim soyad. Hani insana benziyor. İkinci Arazapa. Değil.
Erkek mi? Hayır, insan zaten insan. Anlatmadık ya, ama sormadınız ki adamın. Onu sorur. İki sen önce onu söyle. İki. Sonra anlat. İsim soyad kadın mı erkek mi? Kadın. Yok. Kadın olunca aşağı mı? Yok. Böyle yapıyorsun. Yok. Erkek. Ben bilmiyorum. Neyse. Kadını böyle yapacaksın. Ben konuşmuyor muyum? Ha, kadın. Ya, sen yok, konuşmuyorsun. Değil. Erkek. Tamam, anlat. Erkekse erkek. Böyle. Böyle. Sorsanız. Sormayacağız, sen elini anlatacaksın kardeşim. İsmini, ismini anlat. İsmi? İsmini anlat şimdi, adamın ismini anlat. Anlatılmaz ki. Niye? Yaşar. Yok yani. Tuhaf. Deli. Adam deli mi? Anlatacağın adam deli. Deli. Beni mi tasvir ediyorsun? Ahmet Çakar mı? Ahmet Çakar diyor. Bana deli diyorsun. Değil ya. Değil, sen değilsin ya. Değil. Sessiz film ya. Sessiz film lazım. Hadi be. Soyadı, soyadı atar mı? Patlar mı? Rekening baby. 20 numara. Sonra anlatacağım. 20 numara bir gelsin. Kriz geldi. Kim o? Tamam. Sen abi. Yok, sonra. Sonra bitişte anlatacağım. Kapat, kapatırken anlatırım. Mevlüt ya. Ali Palabıyık'la Trabzonspor 10 maç 4 galibiyet Trabzonspor 2 beraberlik 4 mağlubiyet Trabzonspor 3 kırmızı kart. Tekrar söylüyorum, 10 maçını yönetmiş, 4 galibiyet 2 beraberlik 4 mağlubiyet 3 kırmızı kart. Güzel. Eşit. Fenerbahçe, Ali Palabıyık'la Fenerbahçe 11 maç 5 galibiyet Fenerbahçe 3 beraberlik 3 mağlubiyet 5 kırmızı kart. Hocam, ekrandasınız, bir yorumlar mısınız? Ali Palabıyık'tan ne bekliyorsunuz? Bunlar hokkabazca işlerdir. Neyler hocam? Bana ne kardeşim, adam 11 maçın 5'inde 5 kırmızı. Yarın bir bakarsın maç süt liman geçer. 0 kart olur. Fenerbahçe'nin hükmen kazanma ihtimali var mı? Daha önce var, olmuştu. Var tabii. Eğer Trabzon halkı, Trabzon seyircisine yapmalarını hiç tavsiye etmiyorum. Sağlık vermem. Niye? Yine ceza alırlar. Manası yok. Hı. Bir de yani bu kaçıncı oluyor? Hı. Yarın çıksınlar. Ben şu andaki Trabzon'u, şu andaki Fenerbahçe ile baş edip puan alabileceğini öngörüyorum. Fenerbahçe'nin eksikleri çok kritik. Van Persie, Schickel ve Hasan Ali. Bunlar önemli eksikler. Hocam, yarın Fenerbahçe kazanamaz. Ya böyle bir konuşmamak lazım. Ortada bir maç. Yarın Trabzon yenilmez. Bakın, Trabzon yenilmez. Eğer ha bir de şu var. Ali Palabıyık'a da Fenerbahçe var kazanamazsa... Oo. Fenerbahçe kazanamazsa ilk yarışında sıkıntıya girer. Ya İki sıkıntı ayrı. Sıkıntı uzun da. Maraton ayrı da ama zaten ben yarın olacak. Eğer maçın hakemi çok önemli. Yani inşallah Allah hakem şansı dersin ya. Hakem şansı versin Ali Palabıyık'a. Yani Trabzon'un ne Fener'in hakemden canı yanmasın. Hakemi yarın akşam hiç burada konuşmayalım. Hiç konuşmayalım. Konuşmayacağız mı, konuşacağız mı? Sen ne dersen. İnşallah konuşmayacağız. Sence konuşur muyuz? İnşallah konuşmayacağız. Bence konuşmayacağız. Hakem bence güzel maç yönetecek. Ben Trabzon yarın kazanacak. Maçın özetini de vereceğiz yarın. Evet. Trabzon Spor Fenerbahçe karşılaşmasını. Ben Trabzon kazanacak. Kazanacak diye düşünüyorum. Derin futbolda olacak. Kazanacağını düşünüyorum. Peki Abdülkerim abi, Ali Palabıyık'la ilgili olarak ne söyleyeceksin? Vallahi Ali Palabıyık'la ilgili yani benim özel bir görüşüm yok. Kendisini de öyle mercek altına almış, incelemiş bir şey değilim. Ali Palabıyık genç, iyi maçları, kötü maçları vardır. Onu falan bilmem. Ben genel anlamda Türk hakemlerinin hiçbirini beğenmiyorum. Açık söylüyorum. Şu hakemi hocam, beğeniyorum. Hocam çok acımasız davranıyorsunuz. Ben acımasızsa acımasız değil. Bak, ağzımı falan hiç bozmuyorum. Kötü bir şey söylemiyorum. Ben Türk hakemlerini oldum olası beğenmem. Beğenmiyorum da. Hocam, oğlun hakem şu anda mesela Süper Lig'de. Allah korusun. Tamam, Allah Ertem korusun. Durmaz. Allah ben hakemim. Allah korusun. Kötü bir maç yönettim. Allah ne korusun. Yaparsın? Ne? Bir şey yapmam da. Benim zaten oğlum olsa hakem falan olamaz. Yapmam yani. Ahmet Hoca'dan özür diler misin? Yapmam ben. Yapmam. Niye? Değil mi Rasim? Yapmam kardeşim. Oğlum olsa hakem yapmam. Yapmam kardeşim. Ben oğlumun hakem olmasını kesin, oğlum olsaydı kesin istemem. Kesin hocam istemem. Olur mu be? Düşünsene. Yok abi. Süper Lig. Aman abi. Aman maçları abi, yönetiyor. Aman şampiyonlar neydi? Yönetiyor. Aman abi. Aman. Ben oğlum. Ben sen öyle, ister miydin Ahmet ben abi? Ben oğluma öyle tribünlerde 50 bin kişinin bu öyle aman abi. Zor işlerdir hakem. Zor iş tabii ya. Zor ne işin var? Aman abi ne bir işin var? Bir de hocamların döneminde ya. Bir ekonomik rantı da yoktu. Yok tabii. Yok, ne vardı ama peki. Şöhret geliyordu iyi hakemsen. Sonra da spor yazarı oluyordun falan. İşte bunu iyi değerlendiren de Şekil Ağa. Emenike'li paylaşımını gördünüz mü? Yok, ondan görmedim. Sonra parayı kırdılar. Emenike dün Sinan abi çok güzel yorumladı. Ne yapmış? Ama gerçekten hani avukat biliyorsunuz bu konuda... Sevgili Meriç Müldür abimiz bir güzel bir yazı yazmış. Durumu aslında özetlemiş gazeteci Habertürk'ten.
güzel bir yazı yazmıştı. Okudum ben. İçeriğini de biliyorum ama Emelike işte toplantılara sonradan geliyormuş. Takım toplantısı falan işte özetle. Yani disiplinsiz davranmış. Ama yani, bahsettiğin kişinin Alaaddin'in lambası olduğunu unutmayan. Tek kaynak değil. Onlara detaylı bakmak lazım. Çünkü yani tek kaynaktan bakarsan o öyle anlatır. Değil mi yani? Ya bir ara Melih abinin hani o kişi de şu an yalan yazdığı için yargılanıyor. Onun için dikkat etmek lazım. Şimdi bazı şeyleri yalan yazdı. O yalan yazdığı için de ben bu Emelike'nin sorunu ne biliyor musun? Bir görelim mi önce bir paylaşım? Sanki avukata bir böyle bir mesaj verir gibi böyle bir arkadaşlarıyla beraber. Ya, hani kadro dışı kalan bir futbolcunun yapacağı bir şey mi bu? Bir görelim. Yapar. Sevgili seyirciler, bu çocuğun sorunu ne biliyor musun? Bunu ne hocam? Türkiye'de herkes bilsin. Bu çocuk aslında temiz saf bir adam. Bunun tek sorunu var. Bu adam yedek kalmayı azmedemiyor kardeşim. Bak bunu bugün al Barcelona'ya götür. Barcelona'da Messi'nin Neymar'ın arkasında tabii yedek kalacak ya bu. Orada bile olay yapar bu adam. Mutsuz olur yani. Bu adam oynamadığı takdirde mutsuz. Safçı. Bunu yani yedek kulübesine atıp anladın mı? Bunu akıllandıramazsın. Saf. Bu adamı alıyorsan ya oynatacaksın ya da kadroda Sinan abi saf diyor. Saf çocuk saf. Ben de öyle diyorum. Evet. Saf o abi, şimdi saf. O dünya umurunda değil onun. Yani Ertem şeyle yapmayalım. Yani Fenerbahçe yönetiminin biliyorsun psikolojik harp amaçlı haberler adam yaptırmayı severler. Ya biz bu oyuna gelmeyelim. Ya, sen gelmezsin ya de. Haber... Geçmişte biliyorsun biz de o hata yaptık. Sen bir özeleştiri yaptın. İsmini vermek istemiyorum. Demin de ismini andığımız teknik direktörle ilgili. Fenerbahçe yönetiminin bir huyu vardır. Gönderdiği yere göndermeyi düşündüğü adamla ilgili bak ister bunu arayın Ümit Özat'a sorun. Ya, herkes istisnasız ama Emre'ye sorun. Kardeşim. Bak Emre Berezoğlu ben kavgalıyım. Emre'ye sorun. Kiminle arası kötüyse çok çirkin bir dille psikolojik harp haberleri yayınlatır. Bu doğru ne? Mu? Bu doğru. Adam kendi yayınlamış belli, bunu. Belli artık hiçbir itibarı da olmayan tetikçileri vardır. O itibarsız tetikçilerine işte zaten bu böyle bilmem ne. Bunu yaptılar. Ama Rasim. Yani bilmiyorum. Emelike için ben bir şey söylemiyorum. Emelike hakikaten Ertem. Olgun olmayan bir çocuk. Ertem. Yani olgun değil bu çocuk. Ertem. Ona bir şey demiyor ama Ertem. O dediğimiz taktiği de herkese yaptılar. Ertem. Sen de biliyorsun. Ertem. Ümit Uzun'a da yaptılar. Ertem. Doğru mu? Her ayrılana Ertem. Haysiyetsiz, şerefsiz, hırsız, kadın düşkünü Fenerbahçe bilmem ne. Kulübü, hep Fenerbahçe Kulübü Başkanı. Ertem, oyuna Fenerbahçe Kulübü Başkanı bütün tepkilere rağmen Emelike'ye Fenerbahçe seyircinin büyük tepkisi vardır biliyorsun. Evet. Bütün tepkilere rağmen geri getirdi. Aziz Yıldırım Emelike'yi oğlu gibi çok seviyor. Bir de futbolculuğuna korkunç inanıyor. Tamam mı? Evet. Dolayısıyla böyle bir şey yapması mümkün değil. Fakat söylüyorum sorun burada Emenike'de. Emenike yedek kaldığı fotoğraf an verelim. Dünyanın en büyük kulübüne gitse orada durmaz. Sorun çıkarır. Bak söylüyorum oynamadığı zaman sorun çıkarır. Bu arkadaşı bugün al Messi, Neymar, Suarez üçlüsünün arkasında yedek kalsın Barcelona'da. İnan bana kulübede tripler yapar falan kendini kovdurtur. Bu adam Fenerbahçe'de yedek kaldı ama bu sorunları yapar. Kendi kendine yani kaşınıyor. Anlatabiliyor muyum? Ona bir harp falan yok yani. Evet. Bu çocuk böyle. Ya bunu oynatacaksın ya göndereceksin. Peki. Bu oynamadı mı böyle bu adam. Oynatmadı mı böyle. Sevgili seyirciler. Rusya Savunma Bakanlığı'na ait 93 kişiyi taşıyan Tu-154 tipi uçak. Soçi'den havalandıktan sonra Karadeniz üzerinde düştü. Kalktıktan 2 dakika sonra radardan kaybolan uçağın. Sen şimdi mi oldu zannettin? 05.25'te Adler hava üssünden havalandı. 05.27'de radardan kaybolduğu belirtildi. Bugün sabah kalktığımızda yine bu haberle karşılaştık. Rus resmi haber ajansı RIA Novosti'nin verdiği haber bu şekilde. 94 yolcusu da 93 kişi de öldü. Ha. Vefat etti. Kim var içinde? Kaza. Hocam. Kaza geçmiş. İçinde Rus hani biliyorsunuz Kızıl Ordu orkestra korosu şimdi. Var ya hocam. Evet. Onlar biliyorsunuz İstiklal Marşımızı da okumuşlardı. Böyle bir sıkıntı yaşandı. Kızıl Başsağlığı Ordu dileklerimizi yani, iletelim buradan. Rusya'nın Kızıl Ordu mensupları olan bando takımı diyelim. Evet. Sadece ağırlıkla, onlar değil hocam onlar da var. Libya'ya giden 36. gazeteciler falan. Gazeteci var. Çok garip. Var, askerler var. Başka çok askerler garip. Var. Son 15 güne baktığımız vakit özellikle Avrupa'da çok tuhaf şeyler oluyor. Bir, Ankara'da Rus Büyükelçisi öldürülüyor. Çok feci bir olay. Aynı gece, bakın Kızıl Ordu söylüyor. Aynı gece bahsediyor. Rusya'da bir dışişleri mensubu evinde ölü bulunuyor. Aynı gece Almanya'da tır pazara giriyor. İki gün önce
NATO denetçisi Brüksel'de öldürülüyor. Bu sabaha karşı da bir Rus resmi uçağı. Evet. Bir Rus resmi, kısmen resmi. Savunma Bakanlığı bu yolcu, ha, şey değil, yolcu uçağı değil. Yok, Savunma Bakanlığı. Ben bunların hepsinin bir NATO Rus örtülü savaşı olduğunu düşünüyorum. Bu olaya kaza demiyor musun sen? Hayır demiyorum. Uçak düşmesi kaza değil mi sence? Demiyorum. Rus uçağının... Bu kadar mı tesadüf? Büyükelçi öldürüldü. Bakın beyler. Fethullah telefon aldı pilotu. 19.45'te büyükelçi öldürüldü. Vay saat ya. 20'de Putin bunu haber aldı. Saat 23'te Berlin'de iki tane Pakistanlı veya Tunuslu falan bir herif mülteci pazara girdi. 15 kişi, 12 kişiyi öldürdü. Arkasından gece saat 1'de Rusya'da, Moskova'da bir dışişleri bürokratı evde ölü bulundu. Arkasından Brüksel'de NATO denetçisi öldürüldü 3-5 gün sonra, 2 gece önce bundan. Bu sabah da bir tane Rus Milli Savunma Bakanlığı'na ait uçak Karadeniz üzerinde kalktıktan 2 dakika sonra düştü. Kaza da olabilir tabii de. Aksi ispatlanmadıkça şu son 4-5 büyükelçinin vefatından, suikastın sonra yaşanan bütün olayların... Rusya'ya yakın olarak bilinen Türkiye'deki iş adamlarıyla ilgili de biliyorsunuz psikolojik operasyonlar onları yapılıyor. Ben bilmediğim için... Evet. Benim anladığım şu, üstü kapalı bir NATO-Rus savaşı, Avrupa topraklarında cinayet, uçak kazası, suikast, ölü bulunma gibi işlerle devam ediyor ve bu beni çok üzüyor ve çok korkutuyor. Söyleyeceğim budur. Evet. Aksi ispatlanmadıkça, bütün uçak kazaları aksi ispatlanmadıkça kazadır. Oysa bu benim için aksi ispat edilmedikçe bu bir sabotajdır. Evet. Belki de ben yanılıyorum. Büyük ihtimalle mesela hocam, NATO denetçisi niye Brüksel'de kafasından sıkılarak öldürülür? Onu da Rusya yapmıştır diye düşünüyorsun. Şimdi bunlar kolay değil. Yani hedefleri gösteren. Ama şunu görüyorum ben. Ya bunlar bir yapılır. NATO. Ya hocam olmadı mı? Rusya'da Rus savaşı görüyorum. Bunun da sebebinin ben Orta Doğu'dan, Suriye'den kaynaklandığını düşünüyorum. Evet. Olay bu. Peki Boateng, bir kez daha başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz Rus halkına. Sevgili seyirciler, Boateng biliyorsunuz çok özel bir futbolcu. Avrupa'nın önde gelen isimlerinden, dünya futbolunun önde gelen isimlerinden bir paylaşımı olay oldu. Bir ekrana getirelim. Bu arada Sinan Engin Instagram'da selam faslına birazdan geçecek. Sinan Engin Instagram adresi Sinan Engin. Sinan ne oldu benim bak? Ertem Serdar Şener, Dumanlı Instagram. Diye bir kardeşim soruyor. Sol dudağında ne var dudağının solunda? Yara çıktı hocam. Sebep? Uçuk. Hastayım, gripim ondan. Bu tabii vücut direnci düşünce uçuk evet. Çıkar biliyorsun. Grip yani grip gibi bir şey işte. Olabilir. Aman dikkat et. Vücut direnci düşmesin. Birazdan selamlarınızı ya. Serdar Dumanlı 50 tane mesaj attı sordu. Niye soruyor? Kardeşim, bunu merak etmiş. Sormuş adam, seni sevenlerden biri. Hakikaten mi? Serdar Dumanlı diye bir çocuk. Yara ya, küçük bir yara Serdar. Göster bakayım ekrandan yakın. Gel. Gel Serkan. Şöyle küçük bir yara. 2-3 gündür var, geçmedi ya. Her şeyde sürdük ya. Birazdan paylaşımlarınızı okuyacağız sevgili seyirciler. Yeri gelmişken belirtelim. Ben yanılmışım. Rus uçağı Laskiye'ye gidiyormuş, Suriye'ye. Ben Libya mı dedim? Suriye evet hocam. Ben yanlış söyledim. Arkadaşım biri uyardı. Kim? Sezer Çağrı uyardı. Doğru. Laskiye, peki. Suriye. Ben Libya bile düşünüyordum. Boateng'in o arabadaki paylaşımını gördünüz mü? Ya yemişim Boateng'in. Ama bak ne diyor hocam? Bir izleyelim. Bana ne? Bir izleyelim çok önemli hocam. Önce Boateng'den. Hayret sonra ya. İbrahim Tatlı, özür diliyorum. O kadar karizmatik bir görüntü ki Boateng'in, büyük futbolcu. Muhtemelen Türk arkadaşlarıyla Münih'te bir tavernaya gitti. Ocak başına. Yemek yendi. İçeride İbrahim Tatlıses'in parçaları çalarken birden Boateng bu parçaya tav oldu. O anda önüne Haydari, Ali Nazik. Ya büyük olay mı yalnız? Büyük bir reklam bu yani. Lütfen İbrahim Tatlıses'i de burada saygıyla analım. Milan'ın oyuncusu ya. Ne? Milan'ın oyuncusu Boateng. Münih'te oynamadı mı? Hayır. Şalke 04'ten şimdi de Milan'da oynuyor. Öyle mi? Belki de ben yiyorum. Şalke'de oynadı ama. 3 sene Şalke 04'te oynadı. Alman bir takımda oynuyor. Oynadı. 3 sene Şalke'de peki, oynadı. Bu şarkıyı verelim mi Ertem? Milan verelim. Bu sene. Bu güzel şarkı. Bu şarkıyı bulalım mı? Ama bak tezin doğru. Şalke'de oynarken 3 sene Boateng. Türk arkadaşları var. Türk arkadaşları aramış olabilir sever, Almanya'da. Herkes sever abi. Ocakbaşı, Haydari, Ali hocam, Nazik. Hocam bak İbrahim Tatlıses biliyorsun. Değil mi? Hocam İbrahim Tatlıses Allah huzur ömür versin. Zor da dönemler geçirdi. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da zaten bir fenomen. Tabii fenomen. Ama Avrupa'da... Şu an Las Palmas'ta değil. Forma giyiyor. Şimdi... İspanya'da Las Palmas'ta. Hayır ya, Milan'da oynuyor Kevin Prince Boateng. Hayır ya, şu an Las Palmas'ta. Emin seni misin? Yarın ocak başına getireyim mi? Nişantaşı. Milan'da ya.
Nişantaşı'da çat çat diye ocak başı var hocam. Ne geçen var? Geçen gün beni Ersan'la Sercanlar getirdi. Kim sahibi getirdi. Kim? Sahibini tanımıyorum. Genç bir çocuk. Bizim İhsanlı insanlar falan filan. Ama ya. Çok tamam, güzel hocam biliyor musun? Ben fazla yiyemiyorum da öyle etmet ama seni getireyim çat çat. Orada maç seyredelim gelelim. Nişantaşı. Nasıl geçmiş? Ersan gelebiliriz yarın. Ersan kim? Ersan Koç. Ersan Koç bizim. Gelebiliriz Ersan'ım yarın. Ya bak bilgi geliyor. Kendisi Berlin'de Türk arkadaşlarıyla Türk çevresinde büyüdü. Ha. Ya bu ne güzel bir şey. Doğru. Las Palmas. Hocam aslında Alman oyuncudur. Bu biliyorsun. Sonradan Gana'yı tercih etti. Çok Türk arkadaşları var tabii. Bunlar Berlin'de attılar gece. Doğru mu? 19'da ben bunun Almanya milli takımında oynadığını hatırlıyorum. Sonra Gana'yı tercih etti. Evet. Yanlış mı hatırlıyorum? Doğru. Sen daha iyi biliyorsun bu literatürü. Kardeşi Gana'daki öbürü diğer kardeşi Gana'da şey. Ama Berlin'de kendisi büyümüş. Evet evet. Çok Türk de büyümüş. Demek ki bunlar orada alemlere aktılar. Ocakbaşları, tavernalar falan. İbrahim Tatlıses'in bu şarkı. Çok doğal. Peki, bir Peki Türk şey. Kulüplerine göz kırpıyor olabilir mi? Yaşı oldu 29. Olur gelmek olabilir. İsteyebilir. Mesela Urfa Spor. Niye hocam? Beşiktaş Galatasaray'da oynayamaz mı? Urfa Spor'da niye oynamasın? Hayır hayır hocam bir şey söyleyeceğim. Hani Şanlıurfa Spor'da... Tottenham'da da oynamış değil mi bu? Tottenham'da da oynadıydı. Ya neyse neyse. Tottenham'da da oynadıydı. Müzik güzel abi. Tottenham'da oynadıydı. Güzel. Hocam hazır bak, mı şarkı arkadaşlar? Sonuçta bu Avrupa verelim çapında bir fotoğrafları oyuncu. Fotoğrafları da verelim. Ve onun İbo'yu dinlemesi çok ilginç bir olay yani. Evet. İyi bir şey. Güzel bir reklam. Twitter'da erişim kaldırılmış. Erişim engeli kaldırılmış. Güzel oldu ya o ya. Bir devkimiz var ya. Twitter'da erişim engeli kaldırılmış. Sayın BTK doğru mu söylüyorum? Ama bileşim o herhalde şeyle ilgili artık. DAEŞ meselesiyle ilgili. Tabii. Aynen öyle. O dehşetli bir pislik. O alçak görüntüleri verdiler. Alçakça görüntüler verdiler. Onların yani zaten yalan olma ihtimali de kuvvetli. Dikkatli olmak lazım. Evet sevgili seyirciler. Bu akşam saat 23'te Derin Futbol'da sizlerle beraber olacağız ama Derin Futbol'da çok özel bir sürpriz sizi bekliyor. Gene mi? Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşmasının haricinde yorumcularımın da şu anda haberi yok. Çok özel bir sürpriz. Yarın artık 2 haftalık bir araya gireceğiz. 2 hafta sizlere özleteceğiz. Yarın ne yapacağım? Başımıza bir iş yapacağız. Yarın çok giderim. Özel bir sürpriz sizleri bekliyor saat 23'ten itibaren. Önce Trabzonspor Fenerbahçe maçını konuşacağız. Maçın özetini ekranlarınıza getireceğiz. Maç önü maç sonu görüntüleri ekranlarınıza getireceğiz. Sezgin Gelmez ve Devrim Zengi Trabzon'da olacaklar. Sonrasında da büyük bir sürpriz sizi bekliyor. Bize mi yapacağım? Size ve sevgili seyircilerimize. Bize sürpriz yapacak. Yok size değil. Sevgili seyircilerimize bir sürpriz olacak. Ne yapacağız? Sürpriz işi mu yapacaksın? Her böyle bir yok hocam ya. Güzel bir şey. Güzel bir şey olacak. Ne yapacağız? Şey ben de anlamadım. Ne yapacağız? Bir sürpriz olacak. Bir derin futbol yani geleneği. Yarın biz son derin futboldan sonra derin, tatile mi çıkacağız? Bir derin futbol geleneği yarın akşam ekranlara gelecek. Peki, yine çok farklı. Yarın şunu söyleyeceğim. Yarın bizi izleyin ki 2 hafta çok özleyeceksiniz. Yok, onun için yarının tadını ya, çıkarayım. İllet diyor ki yüzünüzü şeytan görsün diyor be çocuklar. Yok hocam. Öyle diyorlar. Sevgili seyirciler. Çok ya, özleyecekler. Onun için yarın akşam biz de araya giriyoruz. 2 hafta sonra tekrar birlikte olacağız ama yarın akşam saat 23'te derin futbolda olacağız. Sinan abi mesajlarınızı okuyacak Instagram'dan. Bugün okumayacağım ya. Okumayacak mısın? Aydın Yılmazoğlu var. Adıyaman'da askerlermiş ben... gençler. Onlara bir selam yollayayım. Sinan abi Sinopi'ye özel harekata bir kez Sinopi daha. Sinopi özel harekata da yollayayım. Bugün okumak istemiyorum. Dur. Yorgunum. Dur. Bir dakika. Bir dakika Ertem. Yorgunum. Bende de var. Ben bir akşam biraz ben okuyayım ligi, mı? PTT 1. Ligi. Oku. Kim lider bitirdi? Göztepe. Göztepe. Bravo, geliyor abi. Süper Lig'e geliyor Göztepe. Ver müziği ver. Göztepe ver de rahatsız Süper olsun. Lig'e geliyor. Bir dakika. Fenerbahçeli Cemil kardeşime. Göztepe. Selam. Bir dakika. Göztepe. Biraz da ben vereyim büyük ya. Büyük Göztepe'li bir ol. Kovancılara diğer selam. Müziği istiyoruz. Arkadaşlar diğer müziği. Abdülkerim Durmaz Ahmet Çakar hala devam bak. Ahmet Çakar. Hoca hala devam ediyor. Hoca devam ediyor. Şşt alo. Ya.
Bitti hoca, bitti. Yayın bitti. Yayın bitti. Ya Ertem, bir sana devamlı freestyle midir? Freestyle mi ne atıyorlar bu? Freestyle ne mi videosu Ertem abi göndermesin diyor. Freestyle. Sinancım, ben bir sana söyleyeceğim. Sinancım. Ne bileyim ya. Sinancım, tamam. Sen söyleyeceksin abi. Söyle abi. Ben söyleyeceğim. Adam spor. Hocam, evet. He. Selam söylüyorum. He. Sen bir şeyler yazdın ama tam anlayamadım ama selam söylüyorum. Tamam hocam. Evet. Evet kardeşim, bakar mısın? Göz göz göz, göz tepe. Göz 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 tepe. Hadi. Göz göz göz, göz tepe. Önümüzdeki sene Süper Lig'e geliyor. Kapsın, kapsın, kap. Önümüzdeki sene Süper Lig'e geliyor. En büyük Göztepe'li de Birol Kovancılar'dır. Göztepe. Göztepe. Hem Göztepe'yi hem Karşıyaka'yı inşallah Süper Lig'de göreceğiz. O rekabeti Süper Lig'de de izleyeceğiz inşallah. Hem Göztepe hem Kafkaf. Evet, Hendek'ten Dilara Hanım ve eşi Gökberk Hanım'a, Dilara Hanım'la Gökberk Bey'e selamlarımı yolluyorum. Hendek'ten Sait abinin kızı ve damadı. Volkan Engin ve yeğeni Sena Alban. Çok iyi Fenerliymişsiniz, öğrendim. Hafta içi yanınıza geleceğim, Fenerbahçe konuşacağız. Bakalım siz mi daha iyi Fenerlisiniz, ben mi daha iyi Fenerliyim? Selamlar olsun. Ve bugün beni Ankara'dan getiren Türk Hava Yolları'nın Tuzla uçağının hostu kardeşim Ali Çetinkaya. Ve bütün mürettebata saygılar, selamlar yolluyorum. Ali'cim harikaydınız. Çok iyi bir uçuş oldu sayenizde. Herkese iyi akşamlar. Yarın görüşmek üzere. Gidiyor musun? Oturayım mı? Yok. Evet. Ersan Koç ve eşi Betül Koç'a çok selamlar. Kızımıza. Aç bir an evvel pastaneye de, kafeye de gelelim. Metin Sürür. Aikidocu Metin Sürür. Aikidocası Metin Sürür'e. Çok selamlar. Instagram'a giriyoruz şu an itibariyle. İlyas Gezmez, Yalnızlık Gurmesi, Miyop Hastası, Soner Aras, Kaan Özdemir, 37 Berkay 1905, bütün arkadaşlarına selamlar. Mustafa Kızıldu, Adana Tufan Beyliğe selamlar. Tayfur Zaim, Tayfur Büşra'yı çok seviyormuş. Miktat Çebi, Enformatikçi Emre Şimşek, Gökhan Kodaş, Çağrı Kaplan ve Kedileri Muzaffer'e selam abi demiş. İlyas Gezmez'e selamlar. Salam Mevlüt. Salam Mevlüt'e selamlar. Tebrik ediyoruz Salam Mevlüt'ü. Yapmış olduğun tıraşlardan dolayı. Harika tıraş yapıyorsun Ronaldo Mevlüt. Gözlüklü Ahmet'e buradan selamlar demiş. Taha Özkan. Sinan abi kaç haftadır yazıyorum. Taha Ahmet Özkan. Sidar Buldu. Sine Batuhan Büşra'yı çok seviyor dedik. Assubayınız Yunus Bahadır Dolu, Samsun Bafra, Batuhan Ay Yıldız, Ömer Faruk Varol, İzi Dayan, Kerem Akkaya selamlar, Uğraz Yedizdan falan filan bir şeyler. Tuhaf tuhaf yazıyorsunuz abi, anlaşılmıyor ki. Abdurrahman Saltık, Oğuzhan Köprü, Mustafa Şen 07, Biloloji'ye selam, Arnavutköy'den Mehmet ve Oğuz'a selam, Aydın Yılmazoğlu'na selamlar, Anıl Günsündür kardeşime çok selam, Sertan, Can Kurtaran'a Sertan, bu hafta Allah'ın izniyle geleceğiz, babana Sabahattin abiye çok selam söyle, Dinçer abinle bu hafta geleceğiz, Tavşanlı İnce ailesine selam, Kadıköy Berkay'a selam, Erzurum Enes Urhan'a selamlar. Tuncay Berk'e selamlar. Fransa'ya Özcan Emre Yıldız Fransa. Kırıkkale'den Ecenaz'a selam. Ecenaz Maçkan'a selam. Konya'dan selamlar. Sinan abi saç ektireceğim mi demiş. Kaan Tan Yıldız. Yok hayatım, ektirmeyeceğiz. Mutlu oldun mu? Ali Berk'e ve Hüsnü Can'a. Ali Berk'e ve Hüsnü Can'a selamlar. Ali Berk'e öpüyorum seni. Oyuncu Akçı Toptan Cadde'ye selamlar. Bakırköylü gençler, Bakırköy tespitçisine ve Bakırköy gençlere çok selamlar. Kuşların yavrusu büyümüş diyor Musa Kılıç. Kuş olmuyor. Betül Koç söyledik değil mi? Betül Koç kızımıza, gelin hanıma. Betül Koç'a selamlar. Kadıköy'den Berkay'a selamlar. Dortmund'dan Kadir Akıncı'ya selam. Ersoy Asuba'ya selamlar. Dinçer Azapan'a selamlar. Öpüyorum. Bay bay. Yorgunum, hastayım.